Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evcil dostlarımız için Yumiya markasının kablosuz evcil hayvan besleme mama kabı ile birlikteyiz. Bu ürünün bugün kutu açılımını yapacağız. İçerisinden çıkanlara bakacağız ve sizlere nasıl kurulduğunu ve uygulamayla neler yapabileceğinizi yani mama kabı ile neler yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi kutuyu şöyle hemen bir açalım. Bak şurada açma yeri var zaten. Biraz kadraja sığmadığı için böyle göstermek istiyorum size. Hemen şuradan kutuyu kaldırıyoruz. Korunaklı bir şekilde geliyor zaten tarafınıza. Ben daha önce toplu kutu açılışında ben size bunu göstermiştim. Hemen buradan bir ürünü çıkartmaya çalışalım. Evet. Ürün hafif, kompakt bir cihaz. Problemsiz kullanabileceğiniz cihazlar arasında yer alıyor. Şimdi ürünü ben size şöyle bu kameraya bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi gayet pratik, taşınabilir güzel bir cihaz. Şimdi bak bu cihazımızı buraya koyduk. Burada şu kutuyu kaldırıyoruz. İçerisinde diğer tüm malzemelerimiz çıkıyor. Bak burada görmüş olduğunuz gibi kullanım kitapçığı prizi içerisinde geliyor. Bunu da bir kenara alıyoruz. Hemen şöyle şunu da çıkartalım. Bu da alt haznesi. Görmüş olduğunuz gibi cihazın ön kısmına koyuyorsunuz ve alt haznesi buradan mamayı kendisi döküyor ve cihazın da şöyle içini göstereyim size. Zaten motoru iç kısımda. Şuraya mamayı koyduğunuzda direkt kendisi dökülüp açılmaya başlıyor kapağı şuradan açtık mı içerisinde böyle bir jel tabaka var. Bu da hani böyle mamaların bayatlamaması için gibi bir şeydi. Tam böyle ismini bilmiyorum ama içerisinde o da var yani. Hani mamanız hava almıyor problemsiz bir şekilde ürünü yani mamalarınızı içerisinde muhafaza edebiliyorsunuz. Kapağı da kapattık mı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi üst kısımda da zaten Yumi'nin kendi logosu bulunuyor. Şimdi cihazın bir kurulumunu da göstereyim sizlere nasıl yapıldığından da bahsedeyim. Sonrasında ürünle ilgili içerisine zaten çalışma mantığını, uygulama mantığını göstermeye çalışacağım. Şimdi tuya uygulamamız burada görmüş olduğunuz gibi ve cihazımızı bağladık. Bu değil. Buradan hemen artı tuşuna basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bakın şurada mama kabını gösteriyor. Burada hemen çıkan menüde ileri dediğimizde Wi-Fi'ye bağlanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi cihazın kurulumunu sağlıyor. Ve cihazın üstünde zaten ışık yanıp sönüyordu. Ve bu da bağlantısını sağlayacak. Çok kısa bir süre bekliyoruz. Genelde bir dakika içerisinde hemen bu indirimi sağlıyor. Ve indirdikten sonra da cihazın kurulumunu yapıyoruz. Şimdi bir de cihazın arayüzüne bakalım. Buradan hemen giriş yapıyoruz. Bu şekilde bizi cihazın ana menüsü karşılıyor. Öncelikle şurada yemek planı gözüküyor. Burada ekle dediğinizde günleri ve saatleri seçerek beslenme yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki saat sabah 08.43'te bunları kapatalım. Pazartesi günü 3 porsiyon mama versin diyelim. Buradan onayla diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi pazartesi günleri saat 08.43'te her pazartesi bu arada ayarı kapatmazsanız bu bu şekilde devam ediyor olacak. Mama vermeye başlayacak. Şimdi buradan kaydet dediğimizde bu görmüş olduğunuz gibi bir otomasyon olarak eklendi ve her pazartesi günü bu saatte 3 porsiyon mama verecek. Geri geliyoruz burada beslenme kaydı çıkıyor. Bak burada cihazı ne zaman kullandıysanız mama verdiyseniz onunla ilgili Tüm saatler ve bildirimler çıkıyor. Mesela 07 10 2024 18 -12'de bir mama beslemesi yapmışız. Başka bir arayüzümüz yok zaten. Burada cihazın ismini değiştirebiliyorsunuz yukarıdan. Bir de burada porsiyonları görüyorsunuz. Bunlar var. Başka da bir arayüzü yok. Cihazın üstündeki tuşlardan da bahsedeyim. Buradan otomatik yani basarak manuel bir porsiyon mama verebiliyorsunuz. Burada mikrofon tuşu bulunuyor. Bu mikrofon tuşuna basarak da sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Bak hemen kaydediyorum. Merhaba White, mama zamanı, hadi gel mama niye? Basılı tuttum ve bıraktım. Şu anda kaydetti. Play diyorum. Merhaba White, mama zamanı, hadi gel mama niye? Görmüş olduğunuz gibi buradan da kayıt tuşunu basarak, böyle basılı tutarak kaydediyorsunuz sesinizi. Her mama verdiğinizde de hemen gösteriyorum. Bir porsiyonu seçtim. Merhaba White, mama zamanı, hadi gel mama niye? Gördüğünüz gibi bu sesi kaydettim ve Otomatik mama versem de manuel mama versem de bu ses çıkıyor. Mama zamanı. Hadi gel mama niye? Bak görmüş olduğunuz gibi ses devam ediyor. Bu cihazda neler yapabilirsiniz? Öncelikle işe gidiyorsanız, evcil dostunuz evdeyse kediniz olur, köpeğiniz olur fark etmez. Mama porsiyonlarını belirleyerek birden 12'ye kadar mama verebiliyorsunuz. Bu sayıyla belirtilmiş ve bu sayıyla işte bir verdiğinizde çok az bir mama veriyor. 2 verdiğinizde biraz daha fazla. 3-4 böyle fazlalaşarak gidiyor. Bu kedinizin, köpeğinizin günlük ne kadar gramaj tükettiğine bağlı olarak siz bunu hesaplayıp deneme yaparak aslında bu mamayı kendi ölçünüze göre de verebilirsiniz. Yani işte 4 porsiyon sallıyorum 300 gramsa 4 porsiyon her gün mama verebilirsiniz. Bunda saat ayarlayabiliyorsunuz. Şu saatte ver, şu günde ver. İşte bunların hepsini ayarlayabildiğiniz senaryoları Tuya uygulaması sayesinde yapabiliyorsunuz. Tuya destekliyor bu arada uygulama ve Tuya da zaten stabil bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bu cihaz Wi-Fi'ye bağlı olduğu her konumda bu mamayı verebilirsiniz. Pille de çalıştırabiliyorsunuz cihazı. İlla fişe takılı olmasına gerek yok ama internete bağlı olması gerekiyor. Cihazın genel özelliklerinden de bir bahsedelim. Öncelikle cihazımız 5 saniyeye kadar mikrofon kaydı yapabiliyor ve bu sayede 5 saniyelik kayıtlar yapabilirsiniz üzerine. Android ve iOS'ta kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kuru yiyecek atabiliyorsunuz tabii ki de bunu söylemem gerekiyor. 6 litrelik bir mama haznesi bulunuyor rengi beyaz, net ağırlığı 2.1, brüt ağırlıkta 2.5. Paket içeriğinden ürünün kendisi, yem kabı adaptörü, şarj cihazı ve örgülü bir kablo bu arada kullanım kitapçı ve garanti belgesi geliyor. Ayrıca cihazı 3 tane pille de dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Teknik veriler bu şekilde. Bu tarz cihazlar genelde hani böyle tatile gittim işte evcil dostuma yemek vereyim vesaire gibi düşünmemek gerekiyor. Evinizdesiniz burada salonunuzda oturuyorsunuz. Dostunuzun yemek alanı diyelim ki diğer odada direkt telefonu alıyorsun eline. ...tak hemen şöyle iki porsiyon mama verelim, mama yesin gibi böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ama bazı dostlarımız bunlardan ürkebiliyor. Bunun çözümü ödül mamasıyla bu tarz böyle onu alıştırmak. Mesela ödül mamasını aldın, kırdın bir tane verdin ona. Diğerini de böyle elinle koklatacaksın, getireceksin, mama kabının içerisine vereceksin... Orada o mama kabının kokusuna, varlığına, sesine bir tık alışacak. Sonra böyle yaklaşık 4-5 günün sonunda alışabiliyorlar ve bu da aşırı rahatlık oluyor sizin için. Düşünün kediniz var her dakika mama vermeye, işte mamayı koy bilmem ne yap bununla uğraşmıyorsun. Bu mama kabının içerisine 6 litreye kadar mama koyuyorsunuz ama tamamen ağzına kadar fullemeyin. Bunu söyleyeyim çünkü takılmalar yaşayabilirsiniz. Böyle Diyelim ki kap şu kadarsa birazcık şu kadar da üstünde açıklık kalsın. Zaten doldu bittikçe tekrar boşaltırsınız ki bu mama kabı uzun bir süre içini doldurduktan sonra size gidiyor. Ve buna bu şekilde alıştırma yapa yapa alışkanlığını ediniyor ve artık o sesten de ürkmüyor direkt hemen kendi mamasını da alıyor. Ürünün ben detay çekimlerini sizlere paylaşmaya çalıştım. Şu anda ürünü ben bir arkadaşıma hediye edeceğim için içine bir mama koymadım. Çünkü bende köpek maması var. Onunki kedi maması. Bir şey olmaz ama ne olur ne olmaz gene de koymak istemedim. Siz ben şimdi bitiş videosundaki ekrana koyacağım. İki tane daha incelemiştim farklı markaların. Onda nasıl döküldüğünü, bütün hepsini göstermeye çalıştım. Çünkü benim çocuğumun da var içeride şu anda. Siz de bunları izlersiniz. En azından hani o sesi duyarsınız. Hepsi zaten hemen hemen aynı mantıkta çalışıyor ama Yumiye'ninki piyasaya göre bir tık daha uygun. Ve arkadaşım bunu istediği için ben de onun yerine satın alımını yaptım. Ve testlerini gerçekleştirdim. Daha doğrusu inceleme ve kutu açılımını yapmak istedim. Ve sonrasında ona göndereceğim. O da kendi kedisiyle birlikte bunu kullanmaya başladı Başlayacak. Videoyu beğenmeyi beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere